Yani burada zorla tutulduğumu söylemek istedim. Tamam. Burada soruları ben sorarım. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Kavga etsek ya bu video. Abi merhaba. Lan burada bu çocuk var. Galerindeki 10. Foti. Hi, our work is kept up right now. Neler oluyor? Çöktüm. Ah, ah, ah. Kayıda bastınız mı? Yunus yok bugün tabii. Böyle problemlerimiz olabiliyor. Hello, herkese merhaba. Ne yapıyorsunuz? Şık 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 şık. Bugün soru cevap yapacağız. Lego yaptırırken. Çünkü Emre Alan Lego aldırdım. Bir de Lego yapacak birini aldırdım. Suden'in çok Legosu vardı. O yüzden ben de Lego istedim ama yapacak birini de istedim. Şimdi sen benim Legolarımı yap. Ben mi yapacağım? Direkt satın aldır sen. Bedavaya yapma. Babam paranı verir. Tamam. Bak bu video bitene kadar Lego'yu bitirmen lazım. Hayır. Evet. O zaman niye geldin birader? Senin için bunları düşündük. Hayır bu yok. Bu yok. Hayır hayır onu yok. Bunu beğenmedim. Bu olmamış ki. Hayır ben bunu yapmak istedim. Stranger Things'teki benziyor mu Eleven'a? Benzemiyor. Eleven. O yüzden bunu yapacaksın. Hepimizin sevdiği Baby Yoda ile Mandalorian. Ben Star Wars sevmiyorum ama. Ben de. Baby Yoda çok tatlı. Şey! Rita! Shut up girls! Aç, aç ben mi açacağım? Ya tamam ya. Açarak ol. Ceda sen sorularımıza başla. Bayağıdır yapmamıştık. Yeni canlar geldi. Onların da merak ettiği şeyler var diye 1,5 sene sonra bir soru cevap çekelim dedik. Utku'ya da merak ettiğiniz sorular var diye onu da getirdik. Sorular ya. Eski videolardan olmasın dedik. %90 eski videolardan da. Eski soru cevap videolarını izleyebilirsiniz. Yenilerden gelmiş ama. Sonra onlardan aralarından birazcık derleyip toparladık. Ya bu arada bu sponsor falan değil. Biz yani Lego çok severek yapmaya başladık koleksiyonlardan sonra. Başka zaten karşılığında bir marka yok diyebiliyorum. Var mı bilemem. Neyse sponsor değil. Ne sponsoru? Ocağıma incir ağacı diktin. Lego. Sen bu arada bunu yapıyorsun. Senin sorularını da ben, senin sorularını da benim sorularımı da ben soruyorum. Burada soruları ben sorarım. Tamam sen sor. Patron evet. Ya. Sen de gel fazla parçaları ısır. Hayır. Aa olmaz ama. Hayır, hayır. Aa, almaz ki benim kızım. Asla ya. Almaz. Ne? Nasıl almaz? Alır deme. Yere... Allah bu ne oğlum ağırlığa bak. Çiçeği ellerim. Birinci soru. Videolar için sürekli konum değiştirmek zor olmuyor mu malum benzin fiyatları falan. Sen ne diyorsun kardeşim? Bak bu kanalın en büyük giderlerinden biri benzin oldu. Ben normalde hesabını yapmıyorum sinirlenmemek için. La İstanbul'dan Bolu'ya gittik. Yol şeyi dahil ama benim o eski araba sattım şükürler olsun çok yakıyordu. 2000 küsür liraya sadece Bolu'ya git gel tuttu ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bu ne abi? O yüzden elektrikli arabaya geçtik. Araba henüz gelmedi arkadaşlar. Ama bu video yayınlandığında muhtemelen arabam gelmiş olacak. Diye düşünüyorum. Beni götürecek birlikte. Evet. Arabayı 4 ay önce falan aldık. Arabanın ikinci el fiyatları öyle bir arttı ki araba kredisini ödedi. İnanılmaz bir araç. Ama gelmedi. Zaten sadece benzin sormuş. Okey. Konum değiştirmek zor oluyor mu? Aslında olmuyor. Alıştık artık değil mi Ceyda? Biraz alıştık ama ilk zamanlar ben çok zorlanıyorum. Değil mi? Normal Ceyda zorlanıyorum. Zorlanıyorum çünkü bir gün bir yerde, bir gün bir şeyde, bir gün bir şeyde evimi özlüyorum yani ne yapayım? Ajanda çıkarma fikri nasıl ortaya çıktı? Anlattık ya yavrum bunu videoda. Hangi videoda anlattık? Ajandanın kendi videosunda anlattık ya. Açılışta anlattık. Daha açılışında başını izlememiş, sonunu izlemiş. Atlayanları sevmiyorum. Ne yapayım ben şimdi soru cevap? Cevap verdim zaten ona. Öbür videoyu izlerseniz. Yatıya kal ne zaman gelecek? En çok gelen sorulardan biri. Bana da. Bu sene bir tane daha çekeceğiz. Sadece ben önce Yatıya Kal'ın senaryosunu kuruyorum. Sonunda olacak olan o bilim kurgu tarafını. Sonra ona uygun isim buluyorum. Şimdi senaryoyu buluyorum, ismi bulamadım. Sonra ismi buluyorum, senaryosu yok. Ama beynimi çalıştırıp bu sene bir tane yaratacağım gibi hissediyorum. İnşallah. Oh! Hocam ne yaptınız? Hocam dişim... Hayırlısı. Yani bulabiliriz inşallah. Biz de bekliyoruz. İnşallah. Buluruz ya, buluruz. Biraz 106'dan kaynaklı sıkıntılar oluyordu. Geliyorum bambaşka bir soruya. En çok neye para harcıyorsunuz? Benzin. Lego. Yemek. Ha, yemek. Yemek malzemesi. Yok, benim yemek. Direkt dışarıdan yemek. Yo, ben yemeği o kadar harcamıyorum. Benim zaten, senin? Lego. Şu an Lego. Ben bir de evet, biz çok para harcamıyoruz ki. Biz biraz birikimci kafalarız arkadaşlar. Biriktirip... Arsa. Benim en çok para harcadığım şey toprak toprak arsa. Mesela hayalimizde bir şey var. İnşallah yakın zamanda da gerçekleştirirsek sizlerle de paylaşırız. Evet. Kanal. Anlatacağım ki birazdan. Öyle mi? Bilmem. Kalsın videoda cancık. Bekle. Bekle. Anlatılabilir bu arada. Dur bakayım neymiş desin. Ne yapıyorsun da yapmışsın aferin. Eğer bitirirsen öbürünü de yapma şansı veriyorum sana. Aa. Tabii. Bitirirsen bunu sana hediye vermiyoruz yani. Öyle bir fikrim varsa ya. Ben oğlum bunu... ben bunları biriktireceğim. Öyle bir fikrim yok sevmiyorum sana bu. Kurgu. Efendim? Sana geldi bu. Kurgu aşamasında hiç beğenmeyip yayınlamayan video var mı? Var. İki tane var. Bir tanesi babanla olan ama o tekniksel bir şey. Beğenmemekle hayır. Alakalı. Beğenmedik değil. Babam videoda yok. Babamla soru cevap yapıyoruz. Annemle yaptığımız bilmeyen canlar vardır. Ben soruyorum ikinize. Ceyda ile babam hangisi beni daha iyi tanıyor? Ben küçükken ne olmak istiyordum? Ceyda yazıyor. Babam ne bileyim ben şunu Fırat.
Bir de diyoruz ki baba bir şeyler anlat falan. He ne anlatayım? Ya baba mesela akıllıymışım ya onu anlat. He çok akıllıydı bu kızım ya. Ya tip çok ya tatlı bu. Ya. Ya o yüzden video çıkmadı. Oluşturamadık yani. Başına buyruklu video. Başına buyruklu video. Çok başına buyruklu. İkincisi de şey soru cevap. Ha karanlıktı video. Çok karanlık ve acayip bir yağmur yağıyordu. Yağmurun sesinden evet. Olmamıştı. Evet. Alamamıştık yani. Teknik olarak hatta arada soruyorsunuz ya o soru cevabı niye yayınlamadınız diye. Bu yüzden yayınlamamıştık. Pelin de vardı hatta. Senin şu oturuşun... Ne vardı bu ne? Böyle mi gözüküyor? Oturuşuna eğer kameradan bakmak istiyorum. Gerçekten çok görünmüyor merak ediyorum. Görüyorum aşkım. Allah aşkına çok komik. Benim sorum iptal yazmış biri. İptal edelim ya kendine. Geliyor bir başka soru. Rank. Bu arkadaşlığı işe nasıl karıştırmıyorsunuz? Karıştırıyoruz gayet işte. Nasıl yani? Bu işi arkadaşlığa... Ha tamam. Ne demek la o? Ben şimdilik arkadaş değilim. Ne zaman bu iş biter o zaman mı arkadaş olacağım? Nasıl yani? Kavgalar olur. Efendim aranız bozulur. Arkadaşla iş yapılmaz. Ha zaten. Şu. İş yüzünden arkadaşlığınız bitmiyor mu? Hayır ya. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Kavga etsek ya bu video. İş ve arkadaşlığı nasıl karıştırmıyorsunuz? Evet. Niye zorluyorsunuz? Çok basit bir soru bu aslında. Evet. Ya herkes Oğlum herkes... İş yerindekilerle arkadaş olur. Küs müsünüz iş yerinizdekilerle ki? Hayır, iş yerindeki insanların arkadaşlıkları belki dışarıda bu kadar iyi olmadığı için. Bizim de değil, görüşmüyoruz. Yok, çoğu. Herkesin vardır. Ben gidiyorum ya. Yap şunu bitir. yap şunu bitir ne ya? Geliyor. En zorlandığınız içerik hangisiydi? Bence Fransa çünkü Fransa'da 4 gün boyunca hiç durmadan yürüyerek en sonunda soğuktan ben artık ağlıyordum yani. Çünkü yürümeye ayakkabımın ve ayağımın takati kalmadı. Yürümek derken şundan bahsediyor. Taksi. Taksi mi? 4 günlük yürüme kaydı tuttum. Ortalama 32 bin adımdı. İlk gün sorun değil, ikinci gün sorun değil. Üçüncü gün helak oluyorsun. Dördüncü gün zaten artık bitiyorsun. Bir de yaptığından da bir şey anlamıyorsun. Ya bir oturayım şurada diyemiyorsun. O. Genel olarak bütün videolarda bu var arkadaşlar. Bunu anlatacağım ama yine de olacak. Şimdi çekim yapıyoruz. Bu Yunus görünmez ya. Görünmüyor ya. Gerçekte de görünmüyor abi. Adam çekim yapıyor kamerayla. Yemek videosu oturmuşuz mesela tamam mı? Ceyda'yla harıl harıl bir şey anlatıyoruz. Moda da girmişiz böyle. Videonun en komik yeri pat biri geliyor. Kameranın önüne kafasını sokuyor. Bak böyle bir görüntü oluşuyor. Bak. Aha bu adam Utku'da biliyor. Biliyorum. Abi merhaba. Lan burada bu çocuk var. Burada bu çocuk var ya. Abi merhaba nasılsınız? Kardeşim çekim değil. Sorun değil abi. Bunları yaşıyoruz. Ben bunun iyi niyetle sevgiden olduğunu anlıyorum ama abi bir insan çalışırken hani uzaktan bir kaş göz yaparsın. Geleyim mi gibi. Yok öyle bir şey. Bir kere şöyle bir şey yaşadık. Videonun en hareketli yeri üzerime dondurma ne dökülmüş? Bir tane telefon geldi. Telefonda 5 kişi var. Görüntülü olarak bizi gezmeye başladı. Bir de bizimle konuşmuyor kimse. Bizi kimse sallamıyor bu arada olsun. Sallayan yok. Şöyle bir görüntü var. Bak buradalar görüyor musunuz? Hanımefendi çekimdeyiz dedim. Sorun değil, hiç problem değil. Hiç problem değildi. Devam ettiniz. Bunlar insanı yoruyor. Ben Azerbaycan'a gitmek istiyorum. Götüreyim çok güzel. Azerbaycan bayağı mimari olarak inanılmaz. Ya bak öyle yani. Diğer yerlerini görmedik. İşte gidelim mi bir daha? Hayır. Git. Ya demin gidiyorduk. Gideriz, git gideriz. Oldu. Galerindeki 10. Foti. Foti. Alttan mı üstten mi? 1, 3, 6. En yukarı nasıl çıkılıyor ya böyle? Vay 10. fotoğraf cool hocam. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benimki bu. Eskiden böyle oyunculuk zamanında hafif modelimsi fotoğraflarım vardı. Böyle bir karizmaya yakın ama... Karizmatik. Sizin niye bu kadar cool fotoğraflarınız var abi? Çünkü çok eski. Ama bizim gayet ev ortamı. Onun da ikimizinkini gösterdi. Oğlum benim ilk 15 fotoğrafım full Ceyda'yla. Çünkü benim ben de. Ceyda'dan önceki fotoğraflarımı ve hayatımı tamamen sildim. Fırat daha hayatımı değildi arkadaşlar. Çok eski. Yılanların Öcünde oynadığım zamanlar. Okey. Lego yaparak video zormuş. Makyaj videosu açsan kanalın adını ne koyardın? Bu nasıl bir cümle? Herkese ne yapıyorsunuz yazan ben. Ne olurdu Ceyda'cığım makyaj videosu açsan kanalın? Ceydi Gül'ün allığı. Allığı mı? Allığı. Evet. Mallığı Ceydi Gül'ün başına gelenler. Doğru. Çünkü gelenler. Başıma gelenler. Ben öyle bir kanal açacağımı hiç düşünmüyorum ama o açtım diyelim. Başına buyruk Leyli Gül. Kirpiklerim ve ben. Ben... Çirken az geldim. Hepsini babam aldı. Kanalların hepsini aldı babam. Ben açamam ki. Hiç öyle yaratıcı fikirlerim yok. O birini bulur açsın. Genelde bu tarz video fikirleri, isimleri, yaratıcı şeyler benden çıkar arkadaşlar. Kelimeci Ceyda'dır. Kelimeleri yani. Ben bulurum ama içerikleri Fırat. Parçamı ne misin? Utku'da hiçbir işe yaramıyor. Şaka. İşte yapıyoruz, yaptırıyoruz. Sosyal medyada dolanan şu kadar reklam yapıp şu kadar para kazanıyorlar iddiası doğru mu? E kardeşim onu izlemişsin, altına yorum attın. Çocuk da yoruma cevap verdi. Ona bakaydın ya. Değil. Kimse onu okumuyor. Şöyle söyleyeyim. Bir sonraki ayın ne kadar gelir getireceğini biz bile hesaplayamıyoruz ki biri dışarıdan hesaplasın. Tamamen tıraş işler onlar. Ben kendi kanalıma yapamıyorum. Bazen işler kesat oluyor, bazen. Kesat. Kesat. Bu ay işler kesat. YouTube'a mesajı, mail atıyormuş. Hi, our work is kesat, kesat right now. What kesat. Is going on, man? What's going on? Kesat right now. Kesat right now. What's going on, man? Kes ve at.
Ajandayı neden daha uygun yapmak istemediniz? Herkes için farklı ama pahalı değil mi? İstemediniz olur mu? Hayır, çok pahalı olacak demiş olabilir miyiz? Bir şey yok. Şimdi arkadaşlar, birincisi elle tutulur bir şeyimiz olsun ne oluyor yanın diye gaza geldik. Ama kaliteli olsun, insanlar alınca da mutlu olur dedik. Meğer herkes almak isteyeceği bir şeymiş. Biz şimdi orada stickerları 2 sayfa yapınca 2 sayfa sticker 70 sayfa normale denk geliyormuş bu arada yapı maliyeti. Hocam dolar arttı ya, kısaca anlatayım. Maliyeti çok yüksek. Kaliteli bir şey yapıyorsan boyutuyla, kağıt kalınlığıyla yükseliyormuş. Öyle oldu. Ama şöyle söyleyeyim, biz onu bir kazanç için yapmadık. Bunu yakında görürsünüz zaten. Bizim buradan bir gelirimiz yok yani. Biz sadece bir eğlence olsun diye düşündük. Hata etmişiz. Ben onu da anladım. Yani şöyle olmalıymış. İki versiyon çıkmalıymış. Bir tane ucuz versiyon, hani küçük, kağıdı ince, az stickerlı. Bir tane de böylesi çıkmalıymış. Ben de anladım onu sonradan yazınca siz ama. Bizim bildiğimiz işler değil. Biz kaliteli olduğu için orayla çalıştık. Lekalarla. O yüzden de onların da bazı standartları var. Doğal olarak böyle çıkmış. Devam ediyorum. Edelim. Geliyor sorum. Bir kurgu ortalama kaç saat sürüyor? Saati söyleyemem. Videoya göre değişir ama ortalama çektiğin videoların 3 saat olduğunu düşünürsek 20 saat vardır rahat. 3 gün işte. 20 saat 3 gün mü oğlum? 3 gün çalışıyor yani, manasına gidiyor. Yani bir video önce için 2,5 net çalışılıyor, öyle değil. Manyak mı bu 2,5? 20 saat otursun kamu bilgisayarın başında. Ama oturmuşluğum var. Oturmuşluğu var. İyi de bizim de 24 saat çekmişliğimiz. Ölmek değil ki bu. Böyle duruyorum. Biliyoruz canım. Tamam işte. En zor senin işin. Yok zor iş. O ayrı bir konu. Herkes senin gibi yapmıyor ki kurguyu. Blap blap yapıştırıyorlar. Biraz ince çalışıyoruz yani, biz. Yani YouTube'da neyse girmeyeyim o konuma. Evet. Başkasını şey yapmaya gerek yok. Herkes kendi işine baksın. Şampuanı başına mı sıkıyorsun yoksa eline mi? Abi böyle bir soru olamaz. Elime. Böyle sıkıp bunu yapıyorsun. Ya nasıl görüyor oğlum, ki? Oğlum buran kepek olur çok şampuandan. Konu o mu? Hayır, bir insan neden böyle... Ne oğlum, sen sosis misin ya? Hardal sıkar gibi. Üstüne mayonez sıkar gibi olur. Çok güzel soruymuş bu arada. Başına buyurup sorular. Geleneksel medyada... Geleneksel medyada YouTuber olanlara genelde üstten bakılıyor. Siz hiç bu tavra kaldınız mı? Valla canın nereden istiyorsa baksın. Benim durduğum yer öyle bir yer değil. Kız atar yaptık. Kanalın patronu böyle oldu. Bu kız bize ne dedi falan diye. Ezdik. Yavrum, herkesin baktığı yere göre şekillenseydik bugün bir karar vermezdik. Neler oluyor? Bayılıyorum abi, atar gitar yapanlara böyle tepki vermek istiyorum. TikTok'ta falan böyle kız geliyor ya böyle. Yavrum biz aşiret kızıyız, bilmem ne olduğum şey diye böyle ekrana bakasım geliyor. Ne diyorsun ya? Çok anlamsız geliyor bana bu atar gider laflar o yüzden. Ceyda geyine yaptı, normalde böyle bir kız değil de. Var ya böyle insanlar, tweet atıyor falan. Biz bilmem ne, bilmem nesi, slow motion giriyor, tespih sal. Kalıyor böyle orada. Ne diyorsun ya? Çok fena oldum şimdi falan. Abi herkes yoruma... Yazılmaz da bu. Böyle bir toplum gelişiyormuş. Ne biliyor musun, bu varoş savar. Düşünsene, adamın biriyle kavga edeceksin böyle. Beyefendi, bu yaptığınız böyle arabayı önüne kırmışsınız bilmem ne. Yavrum bizim kırdıklarımız bilmem ne. Yapacaksın adam böyle. Kardeş bir lafımı bitireyim bir dakika. Bizim duruşumuzun karşısında... Ya bir şey anlatıyorum bak. Anladın mı? Böyle kroya atar yaptıramıyorsun. Racon kesemiyor böyle, anladın mı? Ne diyorsun ha? Bunu yorumda nasıl yazacaksın acaba? Bu arada en az 3 haftalık like atıyor, yorum atıyor, Instagram'dan takip ediyor. Zili bildirimi açmıştır, zildirim. Kimdir o? Candır. Bir de cancıklar var. Gelir videoyu izler, keyif alır, sağda solda anlatır, geçen soruların cevaplarını. Ortamda biri sorduğu zaman, soru cevapları izlemiyor musunuz? Şu der ama abone olmaz. Mouse'dan şöyle 2 tık at ya. Çok zor değil. Canlar hızlı bir şekilde bitiyor. Salonda mükemmel yer kaplıyor. 5000 parçalık inanılmaz bir Lego. Cancıksa göt kadar şeyi... 2 saatte yapamayan, bir türlü parçaları bulup yerleştiremeyen Lego Unmaster. Master olamıyor, seviyeye çıkamıyor. Teşekkür ederim. Ben yine cancık mı oldum? Sen evet, cancıksın ki. Zaman canlı. Canlar kafasındaki soruları, bütün sorulara cevap olurken cancıkların kafası soru işaretleriyle dolu. Bravo. Yeni gelenler, hepiniz hoş geldiniz. Merhaba kanalımıza. Ne, benim taktik? Sen beni ettin. Ben ama tatlı bir şekilde, güzel, iyi niyetli ve şimdi temiz kalpliliğimle yaptım. Sen çirkef nazlığınla yaptın. Çirkef naz. Hadi babamı seni kovduracağım. Bitemedim hala. Bunu da beğenmedim. Yeşilli mi, kırmızı olsun. O zaman ben alayım onu. Hayır. Star Wars'un yapımcısıyla görüş istersen. Baban görüşsün bir. Çağıralım mı? Biz zaten konuştuk. Bir dahaki bizim evde çekecekler. Star Wars'u. Evet. Çirkin az Wars. Geliyor bir başka soru. YouTube'a yüklendikten sonra bir de videoları oradan izliyor musun? Tabii. Hepimiz yok. Ben sen izlemiyor musun? Ha, siz yayınlandıktan sonra evet, diyorsun. Evet. Aşkım yazmış oraya bak, YouTube'a ekledikten sonra. Kes. En değili eşyanız.
Değili. Yani en değili, en beğenmediğin. En değerli eşyamız mı? Evet. Pahada değil. Değerlidir o. Bu benim en sevdiğim değili. Değil. Yani para olarak değerli mi? Yav Allah'ım böyle yazmışsın. Değer ölçülemeyecek şeyler var bu hayatta. Onu o yüzden bence parasal olarak en değerli eşyamızı söyleyelim. Bence senin için en değerli yani ruhen, bedenen. Böyle benim hiçbir eşyayla hiçbir bağım yok. Yani ben öyle eşyalarıma çok fazla şey vermem, benim de yok. Çünkü senin hayat var. Bugün hepsini kaybedebilirim. Bağımlılık yok, eşya bağımlılığım sıfır. Benim var ya. Ne o? Ne? Benim bazı mutfak malzemelerim ya var. Ya senin mutfak... Adam kepçeyle bağım kuruyor ya. Var yani çok sevdiğim. Maddesel olarak yok ama manevi olarak tabii ki birkaç değerli eşyam. Senin en değerli eşyan ne manevi olarak? Annemin bana yaptığı resim çok değerlidir ama manevi, bir şey var. Maddi olarak pardon. Ne bileyim ben? Legom. Hay canım bilgisayarım. Legom. Ha evet. Bilgisayarın üstüne ne oldu? Ne oldu lan? Biri yağlı elleriyle dokunmuş. Öyle bakınca en değerli şey bilgisayarım. Olur mu la telefonum ha biraz zam gelip duruyor. Evet. Araba diyeceğim, araba benim değil, şirketin üstüne. Şirket gibi. Şirkette Ceyda'nın üstüne. Demek benim daha değerli. Devam edelim. Hadi! Kursağımda kaldı. Ama o öyle bırakırsan... Seviyorum. Yok, olmaz. Kaç yaşındasın? 32. Oha! Ne oha ya? Mikrofonu kapattım. Fırat abla. Abla kurban olsun yavrum. Yunus'a gerçekten bu devire tam altın taktın mı? Hayır. Televizyon taktım. Yunus'un ev eşyasını aldık. Televizyonla geziyor. Ya mantıklı olan oydu çünkü. Adam ne ihtiyacım var bro dedim. Ben şimdi yaşlı beşli beni altın taktırma dedim. Ne alacaksın hani onu yapalım dedi. Daha mantıklı oldu. En azından adam sürekli izlerken bizi hatırlar. Şu anda da yok zaten kamera arkasında. Tekrarlayayım da hani duymamış atlayan cancıklıklara. Evet, Yunus yok. Şu an üçümüz karşımızda bomboş bir kamera yok. Eskisi gibi be. Evet beni. Yunus çağırmayalım. Arkadaşlarım arkamdan yaptık programı. Ve dördüncü kişi olarak dışarıda kalışım. Nasıl gidiyor? Çok güzel iyi. Gidiyor. Ama ben bakıyorum onu, kontrol ediyorum. Bu arada kusura bakma hiç oraya bakıp böyle bir tip var yani. Yok yok, evet. Sen bunu yapacaksın. Video çekerken başınıza gelen en kötü olay nedir? Fırat'ın beli sakatlandı. Ceyda bence sen de izle. Fıtık fena patladı, bir şey oldu. O yani, belimin sakatlanması o kadar. Ama o da senin yaptığın bir şey. O da senin fark eder mi? Kötü mü kötü? Hayret bir şey, ne demek ya? Başıma geldi mi geldi yani. Başka bir şey yok. Yapma sesi. Başka yok çok şükür. Fırat abi gece horlayıp Ceyda ablayı sinir ediyor mu? Hayır. Evet. Ne zaman horluyum aşkım? Yani normalde horlayan bir insan oluyor. Çok nadir, bazen horluyor olabilirim. Her gün dememiş zaten, gece demiş. Benim buramda et çıktı burnumun içinde. Horlamam normal. Beni doktora götürmem. Klasik böyle herkesin dediği laf. Abi ya! Burnumda et var. Var ama görüyorum. Benim de var. Benim de var. Biz horlamıyoruz. Hepimiz etten kemikten yaratılmadık. Bu soruyu niye sordun sanki? Çok mu lazımdı? Horlamıyorum. Evet. Tamam, horlamıyorsun sen. Geliyor ikinci soru. Yok lan, hangi ikinci soru? Ya şu sesi yapma, yapma. Mikrofonuna ses gidiyor çat çut. Bak burnumda et var, tıf yapamadım. Fırlatacak. Eti fırlatacak burnumda. Pişik diye koyacağım buraya şimdi. Edit yaparken uyuyakaldığın oluyor mu? Reklam yaparken işte müzik klibi falan yaparken çok uyuyakalmıştım var ama onlarda genelde geriye doğru uyurmuştum. Sizin Yunanistan'da evet. Çok kötü uyumuşum. Kafam WASD'nin üzerinde böyle kalktım abi. Buramda gerçekten klavyenin izleri neden vardı. Neden fotoğrafını çekip hemen bize atmadın ve bunu sosyal medyada? Çünkü şöyleydim. Yatağa zor gittim yani. Çok, çok kötü uyumdu. Çok çalışıyor. Çok. Çocuk çok çalışıyor. Ay Yunanistan videosu da zordu ya şimdi hatırlayınca gerçekten başımıza neler gelmişti. Ah. En ama güzel videoydu. Çok aslında güzel videoydu ya. Başına badireler gelen bir videoydu. Badireler. Badireler atlattık. Bunun kurgusunu ben mi yapmışım vay be dediğim bir video var mı? Hayk abim diyorsun. Hayk abim diyorsun. Net. Çok yorgunken yapmıştım o videoyu. Sonradan baktım gerçekten oha dedim ya. İçgülleriyle yapmış hatırlamıyorum. Harbiden öyle yapmış olabilirim ya. Ne oldu be? Ayağım tutuldu da. Kaldın mı öyle? Kalk bir dolan. Hayır. Kalkarsan bir daha oturamam. Keserim orayı. Kalk. Kalkmayacağım. Hastaneye gideceğiz burada. Devam ediyorum. Edelim. O gün ikinizin de morali bozuk olmasına rağmen mutlu görünmeye çalışarak çektiğiniz bir video var mı? Mutlu görünmeye çalışarak çektiğim bir video yok ama Yunanistan videosunda inanılmaz hastaydım. Kimse anlamamış. Hatta bu bile anlamamıştı. İkimizin de moralinin bozuk olduğu değil, modunun sıfır olduğu bir videoya başlayıp ortasında... Ya ben Ceyda'ya şey dedim aslında başlarken. Hiç istemiyorum dedim. Şöyle oldu böyle. Öyle oldu. Sonra başındayken kameraya şöyle bir pozum var. Var o görüntü, gelsin. Look at that man, cancık is girl. Look at that man, cancık is girl. Not subscribe, not like, not comment. Streaming song. Look at that man, cancık is girl.
Ne hangi video olduğunu söylemeyeceğim. Yani böyle inanılmaz modumuz bozuktu. Bir anlamı da yoktu yani. O zaman çünkü biz bu işi neyse onu sonra konuşuruz. Berber öyle bir sorun. Kimle konuşacaksın sonra? Canlarla. Ha, iyi tamam. Çekmek istediğiniz fakat bu tutmaz dediğiniz içerikler var mı? Pii. Oğlum ben sadece kendi istediğimi çeksem hiçbir tutmaz. Hele ben YouTube izlemiyorum. Ceyda'nın bize önerdiği içerikleri çeksek yemin ederim şu an işte bir 30 kişiyi beraber takılıyorduk arkadaşlar. Yorumlarda sizi bekliyordum yani öyle söyleyeyim yani. İşte herkesin iyi olduğu konular farklı. Ceyda kelime üretir ama içerik buldurtmamak lazım. Evet, aa bir dakika ederim. Ceyda'nın makyaj videosu var ofiste. Ama bence çok güzel bir video benim videom. Berbat bir makyaj şakası. Hiç kimseye highlight'tan zarar gelmez. Bakın parlamak ben bir şey söyleyeyim mi? Bu ne ya? İşte anladın mı beni? Ama asla böyle videolar izliyor muyum? Hiç. Hayır. Ama ben niye izlemiyorum? Kimseden etkilenmeyeyim diye izlemiyorum. Bir sürü seveniniz olması nasıl bir duygu? Bir sürü sevdiğimizin olması değişik bir duygu benim için. Sevenimin değil. O ne demek ki? Şöyle yani yolda bir can gördüğümde mutlu oluyorum. Sevgi hissediyorum. O kadar. Yani o bana değişik geliyor. O beni sevmesinden ziyade değil, benim de sevdiğim his olduğu için değişik bir şey. Ben de şöyle diyebilirim. İnsan sanal olarak sevildiğini o kadar hissedemiyor. Aslında onu demek istiyorsun. Evet. Gördüğümde sevgi hissetmeyi çok ayrı gördüm. Ama yani bazı yorumlar oluyor ki bazen bir yerde bir şeyle karşılaşıyorum ki buradan bir arkadaşa teşekkür etmek istiyorum. O bize teşekkür etmiş. Yakın zamanda yazmışsın. Çok zor bir dönemden geçiyordum. Sizi tanıdım ve bunu atlatmakta bana büyük bir katkınız oldu diye. Bak böyle olaylar olduğu zaman o zaman hissedebiliyorum. Bazen şöyle şeyler oluyor işte. Çok ağır depresyonda olduğu bir dönemi uzun uzun yazıp gerçekten orada çıkışını biz sağlamıyoruz ama insan depresyondayken meşgale arıyor ya. Onu bulmuş. Zaten amacımız eğlendirmek yani. Veya birkaç tane ameliyat olmuş veya işte kaza geçirmiş uzun süre yatakta olan arkadaşlar yazmışlardı. Bir arkadaşımız var o biliyor. Beni ağlattın bu arada ama tabii üzüldüm mü sevindim bilemedin ne yazdığını ama işte babasıyla olan bir anısını anlatmış. Ya böyle çok ufak şeyler var. Tabii ki de biz şey değiliz yani. Atla deve bir şey yapmıyoruz yani. Al işte Lego yapıyor adam muhabbet ediyoruz. Geek, boş muhabbet, boş iş yani neşe aslında baktığım. Yani burada zorla tutulduğumu söylemek istemiyorum. Tamam. Ama biz bunu yaparken birilerine bu kadar böyle destek olmuş olması ya onun 20 dakikasını kurtarması o işte o paha biçilemez. Yani sevilmekten daha önemli bir değer olduğunu düşünüyorum onu. Sevenimizden ziyade sevgiyi hissetmek güzel bir şey bence. Ayağımın üstüne kalacak. Ya ne ayağımın üstüne şey? Ayağımın üstüne oğlum duruyorsun ya. Ne oluyor ya kanalındaki en sevdiğiniz video? Üçümüze soruyor. Oo çok zor benim. Çok zor. Bayağı çok zor. Orienteering videosu. Evet. Ormanda kaybolduğumuz video. Orienteering. Doğada oynanan oryantale denir. Orienteering. Ben onu çok seviyorum. Gereken değeri de bulmadığını düşünüyorum. Bence de ya. Benim makyaj şakası yaptım. Yok ben karpuz tatilini bir top 3'e koyarım ya. Karpuz nerede? Al karpuz. Çek beni böyle çek. Şu 1-2. Peki sizin ne oluyor ya kanalınızdaki? Ay ben soruyorum. Sizin en sevdiğiniz video ne bizim kanalda? Ben canlara soruyorum. Ama sen cevap vermedin ki hemen onlara sor. Verdi ya işte aynı. Bizim ikimizin, biz karı kocayız oğlum. Bizim zevklerimiz aynı. Canım benim. Neyin havasını atıyorlar ben anlamadım. Dövüyorlarmış değil mi arada? Sağlı sollu girişmek böyle oluyor demek ki. Soruya devam edebilir miyiz? Burada takıldım ben. Niye takıldım burada ya? +8 yazıyor üzerinde. Kurguda seni en çok zorlayan şey genelde ne oluyor? Müzik. Ya sen de bir karar ver la. Bu video beni çok zorlayacak. 5,5 saat çekmişsiniz ya. Abi ama öyle yani. Nasıl gidiyor Utku? Abi üst üste konuşmuşsunuz. Sesler çok zorluyor bilmiyorum. Utku nasıl komik bir şeyler var mı? Daha dur bakayım belki çıkacak. Alo video nasıl gidiyor? Ya hep aynı müzikleri kullanıyoruz. Bak çok sıkıntı olacak. Neyse bir şekilde hallederim. Utku video bitmek üzere mi bilmiyorum. Yetişirse inşallah. Tamam be. Tabağa önce gevreği mi yoksa sütü mü koyuyorsun? Tabii ki de gevreyi koyuyorum. Böyle bir soruya cevap vermek istemiyorum. Niye sütü önce koyayım ki? Niye hala? Önce sütü koyarsan zaten kaybolur içinde. Ne kadar gevre koyduğunu da göremez. Arkadaşlar bu kadar ciddiye alacak bir soru değil yani. Kayma ben cevap vermek istiyorum. Ama düşündüm benim komiğime gitti. Şimdi mesela sütü doldurduğumda gevreyi ne kadar fazla koyacağım o zaman? Kafama oturmadı. Aferin lan bizi birbirimize düşürecek soruyu buldum. Hayır, bir de bunu yapanlar vardır yani. Onlara da yardımcı olalım. En iyi gittiğiniz ülke. En iyi gittiğiniz ülke. En iyi gittiğimiz ülke. Uçak biletini çok ucuza ayarlamıştım tamam mı? Tam da istediğim saate denk geldi. Tak bir anda business aldılar bizi. Öyle gibi oldu. Hayır o değil. Bence Ürdün. En farklı, en değişik bir deneyimi tattığın en yer orasıydı. En güzel yer evet çöldü. Çöldü. Ama ben Paris'i de biraz sevdim ya. Biraz mı? Çok güzeldi kahveleri. Paris güzel bir şehir ama bok gibi bir yer Paris arkadaşlar. Ha
İnsanı şaşırtmıyor. Bir şekilde bildiğim bir şey ama çölü realde görmediğin sürece videodan da anlaşılmıyor. Paris'te insan böyle bir şey oluyor yani. Hani filmlerde çok izledin. Öyle aynen. Oldu böyle. O zaman Paris'e gidelim. Ama bak Ürdün'e gitsek gelirim. Var ya, Ürdün'de insanlarla da kaynaşıyorsun. İnsan tanımak daha güzel yani bina görmekten. Paris'te bina görüyorsun. Aa, yapılar çok acayipti. Tamam, bina görüyorsun işte yani. Sus, yapı. Yapı görüyorsun ya. Biraz da yapıcı eleştiri. Ya. Sen ne yapıyorsun? Bitiriyor. Baby Yoda'nın götünü yapamadı bir saattir. Baby Yoda. Çünkü konuşa konuş olmuyormuş. Ama bak daha burada Yoda öbürü kaldı. Bu arada bir sponsorumuz var videoda. Onu söyleyebilir miyim? Evet. Şu anda yemek yiyerek bizi izleyen Can'a kötü bir haberim var. Çünkü belki de şu an sipariş vermeye karar verseydin daha ucuza getirebilirdin. Olsun. Siz yine de karnı acıkmış olan varsa siparişini versin. Tam sırası yemek söylemeni. Trendyol uygulamasına giriyorsun. Trendyol yemeğe tıklıyorsun. İlk defa sipariş vereceksen ne oluyor? 70 TL'ye kadar olan siparişinizde, ilk siparişinizde hemen %50 indirim var. Ay ne söylesem ki mi diyorsun? Tatlı. Lahmacun, pide, sen? Sıcak sıcak, puding. Hamburger. Sıcak diyorum, puding diyorsunuz ya. Sıcak yemek ye. Can benim, sıcak ye. Akşam oldu, saat kaç bak. Akşam yemeği, sıcak sıcak. Şimdi bir hamburger, yanına bir patates kızartması. Ne oluyor ya? 70 liradan 35 liraya denk geldi. Ama ilk defa sipariş veriyorsan. Vermiyor musun? O da benden gelsin. 90 TL ve üzeri siparişlerinizde 30 TL indirim. Sınırlı sayıda. Ne oluyor ya? 30. Ya onu bize sınırlı sayıda diye geldiği söyleniyor ama sınırını bilmiyorum. Yani kaç olduğunu bilmiyorum yani. Bu adam kullanmıyor kodları, merak etmeyin, biri öyle yazmış. Evet. Yok ya. Be biz niye kullanalım? Bize kimse kullanmıyor. O anda herkes sipariş veriyor. Arkadaşlar kodu sizin için alıyoruz, biz niye kullanalım? Koymadan önce hepsini kullanmışım, ben alamadım demiş biri. Yok devenin nalı bir de. Bu çocuk kaç tane hamburger yiyecek zaten? Kodu bir kişi bir kere kullanabiliyor. Bir kere kullanabiliyorsunuz kodu. Uygulamayı indirmeyenler varsa indirme linki aşağıda, eminim çoğunuzun telefonunda vardır. Telefonlarınızda ne var videosu çekilse herkese Trendyol uygulaması çıkar. Öyle bir uygulama. Harbiden öyle. Öyle öyle. Instagram gibi Trendyol'a giriyorum ben. Evet, arama motoru gibi kullandığını fark ettim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Canlarım benim. Sorularımıza geçelim. Evet. Geliyor bir başka soru. Gezdiğiniz şehirlerde yediğiniz şeyi beğenmeyip linç yememek için beğenmiş gibi yaptınız mı? Sizi seveyim. Niye linçiyim abi? Yerim gerçi doğru. Memleketçilik bazen güzel bir şey, bazen çok kötü bir şey. Şey gibi mi? Bursa'ya gittim, İskender'i beğenmedim. Ya sen bizim İskender'imizi... Şöyle bir şey yaşadık. Bir gittiğimiz mekanda bir şey yedik ve beğenmedik. O yüzden de videoya koymadık. Videoya koymamayı tercih ediyoruz. Amacımız orada güzel şeyleri göstermek ya. Kötü şeyi niye gösteresin? Ha niye göstereyim? Bir de göstermememizin sebebi de şu. Abi biz beğenmemiş olabiliriz. Başkası adamın beğenmiş. Da ekmeğine şey yapmayalım yani şimdi, anladın mı? Çünkü gerçekten herkesin överek gittiği bir yerde. Biz beğenmedik. Evet. Şimdi biz bir yerlere giderken zaten oraları Fırat önden 100 kere araştırıyor. Bazen diyorsunuz ki videolarda her şeyi de beğeniyorsunuz. Biz zaten güzel şeyleri bulup o en güzelini size göstermek için aynen gidiyoruz. Aynen öyle. O yüzden de doğal olarak beğeniyoruz. Güzel yerler yani. Ama mesela kötüyse dediği gibi üzülmesinler diye de koymuyoruz. Aynen. Negatif bir şey koymak da bana saçma geliyor zaten. Sen ne düşünüyorsun? Ya ben çok odaklanamıyorum şunu yaparken ya. Beni niye getirdiniz abi? Bunu yap diye işte. Ya oğlum bunu da biri yapacaktı bugün. Hebre Lego videosu gelsin diyorlardı. Ben birleştirdim. Beynim çalışıyor oğlum. Göremiyorlar ki. Görmelerinin önemi yok. Bitmiş halini görecek. Biraz geç yazıyorum. Umarım görürsünüz. Gördük. Gördük. İnsanlarda en gıcık olduğunuz özellik ya da hareket. Oo çok var benim. Benim bir tane var son zamanlarda. Benim olmasa dediğim bir şey var. Ne o? Söyle çabuk, benimkiyle aynı mı? Tek başına olan şahsi düşüncesini... Bu benim karım ya. Gel buraya, aynı şeyi söyleyecektim ya. Mesela diyor ki artık böyle videolar çekmeyin, rahatsız oluyoruz. Mesela ya da Instagram'a geliyor, diyor ki artık böyle içerikler çekme, sevmiyoruz. Herkes altında gülmüş, eğlenmiş. Sanırsın aşiret ağası ya. Senin tek başına olan düşüncene son derece saygı duyarım ama başkalarıyla beraber bunu böyle bize şey yapma fikrini bir türlü anlamıyorum. Mesela bak yatıya kal videosu herkes sormuş. O kadar çok şu geliyordu ki yatıya kalı sevmiyoruz, farkında mısınız? Ne zaman anlayacaksınız? Kaç kişisiniz siz yazıyorum. Abi severek izliyoruz öyle deme diyor. Kaç kişi ya bu ev diyorum. Ya ben kendim adıma konuştum diyor. Abi bir şey beğenmiyorsan onu izlemezsin. Ya mesela ben Allah korusun şöyle bir adam olsam 4-5 tane yorum görüp Ceyda bunu yapmayalım sevmiyorlarmış desem bu kadar seven adamın hakkına gireceksin. Bunu da anlamıyorum yani kendi bireysel fikrin. Herkesin seveceği şeyi zaten yapamayız. Pizza mı yapıyoruz biz? Bazen devam. Yapıyorsun. Bazen yapıyorum pizza. Doğru. O videoyu herkes seviyor. Bu ne abi? Organizma sarmış gibi bakar mısın? Ya bir sakin olsana. Senin gıcık olduğun şey ne? En gıcık olduğun? Neden Ceyda'nın şöyle efekt yap Utku dediği yerlere o efektleri yapmıyorsun diyenlere. Yapamayacağım. Ben senin daha çok kızdığın bir şey söyleyeyim abi. Mi? Aynı hikaye gelecek ama. En sevdikleri şeyin genel olarak yazıların. Arada şöyle yorumlar görüyoruz ya. Bu yazı yazmayı ne zaman bırakacaksın? Ne kadar cringe olduğunu farkında değil misin? Tamam sen sevmemiş olabilirsin. Zaten hepimiz aynı zevkte olamayız da kardeşim. Yani bu kadar ne? Yani herkes kendine yapılıyor zannediyor. Hiç okulda altına sıç... Bir de kalbi var ya. Kalp sıçtın mı diyor? Sıçtın kalbi. Sıçtın mı kalp? Bunu bu soruyu ondan seçtim yani. Hiç çok samimi bir soru geldi bu.
Hayır yapmadım kardeş. Mink. Mink ne ya? Kalp koymuş. Yaptıysa kalp... da yargılamayalım. Yapmıştır çocuk. Altına kaçırmak da olabilir yani. Ben susadım falan bir şeyler ya. Tamam bitir yapacaksın. Hepsini vereceğiz sana. Dur ben sana getireyim. Getir. Bir itirafta bulun Utku. Niye? Bir itirafta bulunayım. Ceyda'nın bazı şakalarına evde gülüyorum. Bazı dedi. Sen ne gerek yoksa gülüyor. Abi. İşte bu itiraftır çünkü bana her zaman diyorlar ki gülmüyoruz Ceyda. Çoğunlukla gülmüyoruz aşkım. Hiçbirine gülmüyorum demiştiniz. Tamam itiraf işte be geç. Fırat da gülüyor ki. Onun bir iki kere oldu. Ya yapmıyorum lan bir daha şaka. Güzel mi yapıyorsun? Bana ne? Hayır size yapıyorum zaten. Hayır bir şey. Bana ne bana mı yapıyorsun? Tutamıyorum ki kendimi. Ne mezunusun? Nasıl bu işi yapmaya karar verdin? Görsel iletişim tasarım mezunuyum. Yeddepe. Öbürü neydi? Nasıl bu işi yapmaya karar verdin? Okuduğum için. Çok fazla film izlerdim zaten. Asıl istediğim şey bu değildi ama yani kurgu neydi? Olarak. Müzik videosu kurgusuydu. Öpeyim hemen sana bir müzik videosu. Yapsana. Kendi sevdiğim müziklerin... diye bağıranlar var evet. Değil mi? Eşimin ailesine anne baba demek zor geliyor. Ceyda ablamın dememesine ailen ne diyor diye bana sormuş. Arkasından bir konuşuyor. Ben de kesiyorum oraları. Bir şey demiyor. Annem diyor ki desen ne olur demesen ne olur diyor. Serpil teyze evlenmeden önce annen sen biliyor musun bilmiyorum. Biliyorum ha evet. Demiş ki ya insan iki gün önce tanıdığı kişiye nasıl anne der? Yani benim annem babam var birazcık çekiniyorum ve içimden de teyze demek geliyor diye düşünürmüş. Aslında bu soruyu soran kişinin yaşadığını evet. Yaşamış annem. Annesi de yaşıyormuş. Abdullah amcanın diyor annesi babası vefat etmişti diyor. Ama diyor ben diyor bunu hep düşünürdüm. O yüzden böyle bir şeyim olmadı. Seni çok iyi anlıyorum demişti bana. Ben de böyle düşünüyorum arkadaşlar. Bu geleneksel bir şeydir. İsteyen diyebilir, istemeyen diyebilir. Neden anne dediniz diye ben sorgulamam. Neden demiyorsunuz diye de insanlar beni sorguluyor. Evet sorguluyor çok garip bir şekilde. Sanki çok lazımmış gibi yani. Evet görüyorum. Niye teyze dedin? Ne amca mı dedin? Önemli olan nasıl bir gönlünüz, nasıl bir saygı duyduğunuz yani. Anne baba deyip arkasında neler yapıyorlar insanların. Öyle olmayın. Boş verin. Takılmayın kelimelere bu kadar hayatta. Karpuza ne oldu Bodrum tatilindeki? Yedik onu biz. Yedik. Ne olmuş olabilir ki karpuza? Ektik yenisi çıktı. Ne olamaz yani? O evde kalıyor. Bizden sonraki kalan ev sahibine bıraksaydık ya komik. Ne zaman beraber video geliyor? Aha. Geldi. Sorunun cevabını aldın. Pelin sadece mu? Ne oluyor ya için mi kurgu yapıyorsun? Hiç fark edilmeyen detallara comment yazmanız harika. Azerbaycan olduğu için böyle yazmış. Okay. Başka bir yere evet. Yapıyorsan açıkla şimdi burada. Yok başka yere yapmıyorum. Yapamam da zaten. Ama yaptığını sanıyorlar. Ha. Şöyle, anladım şimdi. Her yazı yazılan şeyi Utku yaptı zannediyorsunuz. Haklısınız çünkü bazen Utku'nun yazılarını yani cümlelerini yazanlar oluyor ama Utku yapmıyor arkadaşlar. Biz 3 kişiyiz. Zaten öyle bir vaktim yok yani yapamam. Niye yapasın zaten abi? Ek iş olarak atıyorum hani televizyon reklam olur ne bileyim. Tamam olmaz. Benim reklamım belki televizyon olur. Yapmıyorum. Olmaz zaten işte. Televizyon seni almaz. Ceyda atar yaptı oraya. Televizyonda işimiz bitti bu saatte. Evet. Kapıları kapat. Eski ya. İşimi yapamayacağım artık. Ya kötü bir şey. Pelin ablayla kaç yıldır berabersiniz? 18. 56. 18 sene. Ne zaman evleniyorsunuz? Niye böyle bir soru? Ne zaman çocuğun olacak? Al işte kapak. Çok alakasız, çok alakalı. Çok alakalı. Evlenmeyi düşünüyor musunuz diye sorabilirim ama. Bana sor çocuk istiyor musunuz diye. Cevap vereyim hemen. Çocuk istiyor musun? Hayır. Evlenmeyi düşünüyor musunuz? Hayır. Yeter. Tamam, evet devam edelim. Ama olabilir. Abi hadi evlenin de video çekelim düğün. Oha! Evlenmeniz lazım. Sana damatlık seçmeye gittiğimiz zaman, oraya gelinlik seçmeye gittiğimiz zaman mixleyeceğim inanılmaz kurgular var kafamda. Acil senin evlenmen lazım. Tamam, kanal için, için kanal için evleneceksin. Abi, benim kanal için yani. Kanal için yapmak zorundasın. Sorularımız bitti ve sen Mandalorian'ın daha götünü bile yapamadın. Ama yani ben o kadar uygulayamadım ki istediklerimi. Ben bunları ayırırdım normalde, renklerine göre ayırırdım. İş mi lan? Küçücük şey yapıyorsun. Ama daha rahat bulurdum. Şimdi bak bunu bulamıyorum mesela. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Sorularınız için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Şimdi bir son... Şimdi bunu gösteriyor muyuz?